Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoyla karşınızdayım. Bugünkü videoda Nisan ayında çıkacak olan diziler ve filmler hakkında konuşacağız. Ve bu ay bizi güzel yapımlar bekliyor. Çok geçmeden başlayalım. İyi seyirler. Bir Nisan'da Doru'nun filmi var. Bildiğiniz bizim at olan Doru. Bir Nisan'da gösterime giriyor. Konuşacak fazla bir şey yok bununla alakalı. Yine bir Nisan'da Netflix'te çok hoş bir film animasyon stili olarak baktığımızda rotoskop tekniğiyle yapılmış. Apollo 10.5 uzay çağında çocuk olmak. Netflix'te yayınlanacak 1 Nisan'da. Bir adam 1969 yılında Houston'da 10 yaşında bir oğlan olarak yaşadığı anılarını paylaşır ve nostaljik hikayelerle Ay'a yolculuğunun fantastik öyküsünü harmanlar diyor. Netflix'te yazana göre. Daha önce incelemesini yaptığım Amazon Prime'daki Undone dizisi gibi ya da işte benzer filmler Waking Life'daki animasyon stili kullanılmış. Çok hoş duruyor. İlk incelemelerde olumlu. Ben de merak ediyorum. Kesin izleyeceğim dediğim filmlerden biri bu ay. 7 Nisan'da sonunda Close Enough'ın 3. sezonu yayınlanacak HBO Max'te. Normalde Türkiye'de yayın hakları Netflix'te. HBO Max ülkemizde olmadığı için. Ama Netflix'te biraz geç geliyor biliyorsunuz. Bize korsan yollarla anca izleyebiliyoruz. Öyle geliyor. Diyecek pek bir şey yok zaten. Seviyoruz Close Enough'ı. Sürekli dizinin tadını veriyor zaten. Mizah stilleri çok benzediği için. O yokluğu dolduruyor ve hoş bir dizi zaten. Sevenlere duyurulur. 8 Nisan'da Kirby Sonic 2. filmi vizyona girecek. Knuckles ve Tails bu filmde geliyor. Herkes bunun için çok heyecanlı. Bu yüzden de zaten ilk filmden de iyi olacağını düşünülüyor. Ben sinemada izler miyim emin değilim ama internete düşerse o şekilde izlerim diye düşünüyorum. Çünkü sinemada bu ay izleyeceğim başka bir yapım var, ondan da bahsedeceğim. 13 Nisan'da Buz Devri Secret'in hikayeleri var. Disney Plus'ta yayınlanacak biliyorsunuz. Fox stüdyolarını Disney aldığı için Buz Devri'nin hakları da Disney'di şu an. Normalde Blue Sky Studios yapıyordu Buz Devri filmlerini. Tabii o da kapandı. Buz Devri böyle Disney'e kaldı. Son yaptığı Buz Devri filminde bayağı kötü yaptı yani. Toparlayamadılar. Hem animasyonu kötüydü, hem hikaye, hem espriler o kadar kötü bir hal almıştı ki Buz Devri serisini sırf parası için ismi var diye yayınlanmış bir film olarak yaptılar. Fakat bu yine animasyonuna baktığınızda eskiye biraz daha yakın ve tabii Secret olduğu için de çok mutluyum. Umarım iyi bir iş ortaya çıkar. Fragmanı gördüm, hani bildiğimiz Secret'in maceraları tarzında yeni bir arkadaş gelmiş, yavru sincap. Bakarım, umarım eğlenceli olur ama kesin izleyeceğim dediğim yapımlarda. Disney Plus henüz ülkemizde yok biliyorum ama burada bir konuşma falan olmadığı için, yani muhtemelen konuşma olmayacak. Bu yüzden altyazı aramaya da gerek yok. Direkt internete düştüğü gibi izleyebileceğiz. 28 Nisan'da Dodo, bundan bahsetmiştim. Cartoon Network'ün 2022'de çıkaracağı yapımlar arasındaydı. HBO Max'te yayınlanacak Cartoon Network ortak yapımı. Ama pek bir beklentim yok. Yine de HBO Max çıktığında, ülkemize geldiğinde siz de buna bakabilirsiniz. Artık ne zaman geri bilmiyorum ama. 29 Nisan'da çok merak ettiğim bir film. Kim Demiş Kötüyüz diye DreamWorks'ün yeni animasyon filmi. Fragmana baktım, dublajı izledim. Gerçekten Murat Şen var ve en sevdiğim seslendirme sanatçısı kendisi. Filmin çok güzel olacağını düşünüyorum. Tabii ki de bu Pixar'ın eski filmleri gibi hani böyle çok anlamlı bir iş beklemeye gerek yok. DreamWorks animasyonları eğlenceye çok daha odaklı bir şekilde ama eğlenceleri de tam yapıyorlar yani. Bir eksikleri olmuyor. O yönden beklentim bayağı yüksek zaten. Bakalım nasıl olacak. Fragman çok eğlenceliydi. Merakla bekliyoruz. Hepsi bu kadardı. Çok da uzatmak istemiyorum videoyu zamanınızı almamak için. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.